yukarıdakilerden hangileri küresel ticaretin elemanlarındandır? Küresel ticaret ham madde, üretim ve pazar bölgeleri arasında yapılır. Bundan dolayı küresel ticaretin 3 temel elemanı ham madde, üretim ve pazardır. Doğru cevabımız E seçeneğidir. Ülkeler sahip oldukları fazla kaynakları ve ürettikleri malları başka ülkelere satıp İhtiyaçları olan ürünleri de başka ülkelerden alırlar. Bu durum aşağıdaki ekonomik faaliyetlerden hangisinin doğmasına neden olmuştur? Mal ve hizmetlerin kar amacıyla, geçinmek amacıyla alınıp satılması durumuna ticaret diyoruz. Bundan dolayı doğru cevabımız C seçeneğidir. Motor ve otomobilin icadı aşağıdaki ham maddelerden hangisinin önemini artırmıştır? İçten yanmalı ve içten patlamalı motorların ve otomobilin icadı petrolün önemini artırmıştır. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Yukarıdaki petrol üreten ülkelerden hangileri Orta Doğu'da yer almaz? Suudi Arabistan ve Irak Orta Doğu ülkesidir. Fakat Nijerya ve Venezuela Orta Doğu ülkesi değildir. Nijerya Orta Afrika'da, Venezuela'da Orta Amerika'da yer alır. Doğru cevabımız 3 ve 4'tür. E seçeneği doğrudur. Bu alanlardan hangisi küresel çapta hizmet üretim alanlarından biri değildir? Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Batı Avrupa ülkeleri, Çin, ve Japonya dünyada önemli hizmet üretim alanları içerisinde yer alır. Fakat Avustralya'daki hizmet üretimi bunlara kıyasladığımız zaman oldukça sınırlıdır. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Yukarıdakilerden hangileri küresel ticaretin geliştiği bölgeler arasında yer alır? Kuzey Amerika ve Güneydoğu Asya hem önemli sanayi üretim merkezleri olmasından hem de önemli tüketim merkezleri, pazar alanları olmasından dolayı dünyada küresel ticaretin geliştiği, çok fazla geliştiği bölgelerdendir. Fakat Kuzey Afrika önemli bir tüketim bölgesi ve önemli bir üretim bölgesi olmadığı için dünyada küresel ticaretin geliştiği yerler arasında yer almaz. Güney Amerika'da küresel ticaret bakımından Kuzey Amerika ve Güney Doğası ile karşılaştırıldığında ticaretin daha az geliştiği bir yerdir. Bundan dolayı Doğru cevabımız 1 ve 3. Yani B seçeneği doğrudur. Yukarıdaki bölgelerin ortak özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? Kuzey Amerika, Batı Avrupa ve Güneydoğu Asya dünyadaki önemli pazar alanlarıdır. Önemli hizmet üretim alanlarıdır. Önemli sanayi üretim bölgeleridir ve tüketimin fazla olduğu yerlerdir denilebilir. Fakat bu bölgeler dünyada doğal gaz üretiminin fazla olduğu alanlar içerisinde sayılamaz. Batı Avrupa'nın doğal gaz üretimi oldukça azdır. Doğru cevabımız E seçeneğidir. Yukarıdaki tarımsal ham maddelerin üretim alanları aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? Toprak ürünleri üretim alanı denilmiş. Hindistan olabilir. ABD, Çin ve Kanada önemli tarımsal üretim alanlarıdır. Orman ürünleri üretim alanı söylenmiş, Finlandiya olabilir, Brezilya olabilir. Balıkçılık üretim alanı verilmiş, Norveç olabilir, Japonya olabilir, Peru olabilir. Fakat Avusturya ve Malezya balıkçılıkta çok önde gelen bölgeler değildir. Doğru cevabımız A seçeneğidir. Yukarıdakilerden hangileri küresel ticaretin gelişmesinde etkilidir? Üretim teknolojilerindeki hızlı gelişim, serbest ticaret bölgelerinin oluşturulması ve yeni pazarlama tekniklerinin ortaya çıkması gibi unsurlar küresel ticaretin gelişmesinde etkilidir. Bundan dolayı doğru cevabımız E seçeneğidir. Japonya ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? sanayi üretim alanıdır, küresel pazar alanıdır, küresel ticaret alanıdır denilebilir ve yüksek teknolojiye sahiptir denilebilir. Fakat önemli bir ham madde alanıdır denilemez. Çünkü gerekli olan sanayisi için gerekli olan ham maddelerinin pek çoğunu Japonya farklı ülkelerden temin etmektedir. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Yukarıda hangi bölge veya ülkeye ait özelliğe yer verilmemiştir? Petrol ham maddesi üretiminde ilk sırada yer alır. Orta Doğu'dan bahsedilmiştir. Petrol tüketiminde ilk sırayı alır denilmiş. Kuzey Amerika'dan bahsedilmiş. Nüfusu en fazla olan ülkedir. Çin'den bahsedilmiş. Ham madde bakımından fakir olmasına rağmen dünyanın en büyük ekonomilerindendir denilirken Japonya'dan bahsedilmiştir. Fakat Rusya Federasyonu'ndan bahsedilmemiştir. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Aşağıda verilen ham maddeler ile bu ham maddeleri üreten ülkeler eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Kongo orman ürünleri üretiminde önde gelen ülkelerdendir. İran doğalgaz üretiminde, Venezuela petrol üretiminde, Çin pirinç üretiminde dünyanın önde gelen ülkelerindendir. Fakat İngiltere her mevsim yağışlı olmasından dolayı dünya pamuk üretiminde önemli bir yere sahip değildir. Doğru cevabımız D seçeneğidir.